Gaziantep'te hizmete açılan Devlet Tiyatrosu Şehit Kamil sahnesinin kültür, sanat ve bilimin yeni adresi olması hedefleniyor. Yapımına 2021'in sonlarında başlanan proje bu yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. Özellikle Gaziantep'te bugün 70 bine yakın üniversite öğrencisi bulunan bir üniversite şehri. 4 üniversitesi bulunan bir şehir. Buradaki ağırlıklı olarak öğrencilerimizin kültür ve sanatla ilgili çalışmalarda yer almasını sağlamak adına önemsediğimiz bir projeydi. Yaklaşık 1,5 yıl süren proje çalışmasında tüm kendi ekibimizle bu projeyi hayata geçirdik. İmalat noktasında da yaklaşık 14 aylık gibi bir kısa sürede hayata geçirildi. Gaziantep'in sosyoekonomik hayatında gelişmişlik belirli bir noktada. İhracatta, imalatta, ticarette öndeyiz. Kültür ve sanat noktasında da böyle bir sahneye ihtiyacımız vardı. Özellikle Kültür Bakanlığı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışma neticesinde planlamada her türlü detay düşünülerek hayata geçirildi. Bu bizim söylememiz değil, bu konuda Kültür Bakanlığı'nın söylemi. Özellikle Türkiye'deki bulunan devlet tiyatroları sahnelerinin içerisinde en ideal sahnelerden bir tanesinin olduğu söyleniyor. Bunu Kültür Bakanlığımız söylüyor. Şu anda burada oyunlarımız başladı. Resmi açılışını yapmadık ama Kültür Bakanımızın bir jesti oldu burada. Yalnızca 2 gün değil 4 gün burada program yapılması noktasında, bu sahnenin yoğun kullanılması noktasında onun desteğini aldık. Öncelikle teşekkür ediyorum. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri de çocuk oyunlarının oynandığı, cumartesi günleri matine suarelerin yapıldığı bir organizasyon olacak. Şehrin sosyal hayatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Tabii burası devamlı yaşayan bir yer olsun istedik. Bunun alt katında da çok geniş bir kütüphanemiz var. 4 salondan oluşan, özellikle bir kütüphanemiz, salonun bir tanesi sabaha kadar açık olup özellikle mezun kardeşlerimizin tıpta uzmanlık, KPSS, kaymakamlık gibi sınavlara hazırlanan kardeşlerimiz için. Diğer tarafta çocuk kütüphanemiz, alt yaş grupları, üst yaş grupları, grup çalışma odalarıyla birlikte hizmet veren bir mekan. Bu memleket musiki şinas bir memleket. Bu memleketteki yetişen yeni neslin özellikle enstrüman eğitimi alması noktasında, onun bir kademe ötesinde de eğer bunlar isterlerse kayıt yapabilecek stüdyoları bulunan bir mekan. Hem fonksiyon noktasında hem estetik noktasında gerçekten nitelikli bir eser oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yapımcı firmaya yürekten teşekkür ediyorum. Biz her zaman söylediğimiz sözü yine burada söylemek istiyorum. Yapana kadar bizim, yaptıktan sonra milletimizin malı. Buranın dolu dolu yaşamasını inşallah temenni ediyoruz. Emeği geçen, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere, ekip arkadaşlarım ve buradaki yerel temsilcilere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kültür Bakanlığımızın söylemine göre şu anda Türkiye'de devlet tiyatrolarına ait 60 tane sahnenin içerisinde en nitelikli olanın burası olduğunu onlar söylediler. Hepsini gezme imkanımız olmadı. Biz burayı projelendirirken son yapılan projeleri inceledik. Bunların içerisinde biz de gördük ki en iyilerinden bir tanesi burası. Tabii bu iyilik aktiviteyle daha ön plana çıkması lazım. Biz istiyoruz ki dolu dolu bir sanat etkinlikleri olsun. Bu konuda da vermiş oldukları destekler sayesinde inşallah bundan sonra tüm sanatseverlerimiz buradan faydalanmış olacaklar.